Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrar birlikteyiz. Bugünkü yapacağımız devre radyo frekans güç katı 10 miliwatt giriş ve 3 watt çıkış veren muazzam çalışan hiçbir ayar ya da hiçbir ayarlı malzemenin kullanılmadığı çok stabil çalışan bir devre arkadaşlar. Bu devreyi ben tasarladım. Evet, bu şema biraz karışık gibi gelse de oldukça basittir. Zaten baskı devresini ve yerleştirme planını videonun altındaki linklerde paylaşacağım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, bu sefer plaketi kendim basmadım. Bu projeyi ticari olarak düşündüğüm için, yani ayrıyetten ticari olarak düşündüğüm için kendim tasarladım. Plaketi Çin'e bastırdım. Oldukça da şık bir plaket oldu. Ben bu plaketin ham halini zaten sizinle paylaşacağım. Birebir aynısını paylaşacağım. Onun için siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu seferki bütün malzemelerimiz SMD malzeme. Yakından görelim. Gerçi görseniz de çok bir şey fark etmiyor da. Bakın. Üzerinde RF yazan transistörümüz 2SC3357. Hemen yanındaki transistörümüz K6 koduyla RD01MUS2B transistör. Alttaki 78L05'in görevi girişi 20 volta kadar ne olursa olsun çıkıştan 5 volt 100 miliamper vermesidir. Çeşitli dirençlerimiz var, kondansatörlerimiz var, bobinlerimiz var. Evet arkadaşlar. Bu devreyi yapabilmek için güzel bir cımbıza ihtiyacınız var. Güzel de bir havyeye ihtiyacınız var. Aşırı şekilde gözünüzde büyütmeyin. Çok basit bir montajı vardır bunun. Yeter ki plaketi dört dörtlük baskısını alabilin. Evet, plaketimiz tekrar böyle. Zaten ben de malzemeleri plaketin dizimine göre yaptım. Evet. Montaja başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Eğer ki elinizde bir profesyonel plaket yoksa ve kalıp da yoksa, yani stencil denilen kalıplar yoksa, SMD malzemeyi en güzel ve en kolay monte etmenin yolu malzemenin bir kısmına, sadece bir ucuna lehim yapmaktır. Şimdi başlayalım. Diğer tarafına yapmıyoruz arkadaşlar. Mümkün oldukça hafif lehimler yapıyoruz. Bütün malzemelerin tek kısmını arkadaşlar. Evet, birinci aşamamız bu kadar kolay arkadaşlar. Plaketin bütün kısmının, yani bütün SMD malzemelerinin sadece bir bağlantı noktasına lehim yapmak. Evet, yavaş yavaş montaja geçelim. Evet, lehim yaptığımız yerleri ısıtıp parçayı üzerine bırakıyoruz arkadaşlar. Tabi orantılı bir şekilde bırakıyoruz. Yani parça tam denk gelecek şekilde bırakıyoruz. Sonra düzenleme de yapabilirsiniz. Evet. Sıradaki parçaya geçelim.
Regülatörümüzü de deneyelim. Bu da tamam. Şimdi sırayla malzemelerimizi deneyelim. Bobinimizi de takalım. Thank you.
Evet arkadaşlar, hiç videoyu kesmeden bütün malzemeleri yerleştirdim. Tek ayaklarını lehimledim. Şimdi kalan ayaklarını lehimlemeye geldi. Devam edelim. Bir ayaklarını lehimlediğimiz için parçalar yerinden oynamayacaktır. Rahat rahat lehimleyebilirsiniz. Arkadaşlar transistörlerin soğutucularını çok güzel lehimlemeniz gerekiyor. Çünkü ben buradaki bakır yoğunluğunu bayağı bir bıraktım. Yani transistörler hafiften ısınıyor. Isınacaktır zaten. RF'de ısınmayan transistör çok nadirdir. Evet arkadaşlar, diğer kısımlarını da lehimledik. Eğer isteyen varsa bakır sıyırma telleri vardır. Lehimlenme telleri. Transistör lehimlenmemişiz. En önemli transistör lehimlenmemiş. Lehimlenme telleriyle, sıyırma kablolarıyla yaptığınız lehimleri temizleyebilirsiniz. Tertemiz, profesyonel, böyle pürüzsüz lehimler yapabilirsiniz. Devreyi yaptıktan sonra mutlaka alkol ya da tiner benzeri malzemelerle temizleyin. Çünkü lehim kalıntısı, flux kalıntısı, pasta kalıntısı kalmamalı. Evet arkadaşlar, devremiz hazır. Sırada denemeye geldik. Evet arkadaşlar, yaptığımız lehimleri temizleyince gayet şık durdu. Devremiz budur. Şimdi bu devre ne yapıyor? Birlikte analiz edelim. Devrenin girişi budur. Buraya 10 mW gibi çok cılız ve zayıf bir sinyal verilir. Buradan sinyal kondansatörden geçerek birinci transistörümüze gelir. Bu transistörün görevi 10 mW sinyali alıp 100 mW, 150 mW'a taşımaktır. Burada ikinci, şuradaki direncimiz vardır. Bu direnç kolektörle base arasında geri besleme direncidir. Güç katsayısını biraz daha artırmak içindir. Buradan 100 mW'a çıkarttığımız gücü şu kondansatörümüzden geçirerek final transistörümüz olan Mitsubishi'ye ait RD01 transistörümüze gelir. Bu transistörümüz buradaki bobinden de güç alaraktan 100 mW aldığı gücü 3 W'a taşır.
Arkadaşlar şimdi bilginiz olsun. RD01 transistör 1 wattlık bir transistördür. Peki siz 3 watt dediğinizi nasıl alıyorsunuz? Bu transistörün diyagramına giren bakan varsa Mitsubishi firması minimum kazanç olarak 1 watt demiştir. Yani bu transistör minimum kazanç olarak size 1 watt çıkış verir. Maksimumuna karışmıyoruz demiş. 7.2 voltla çalıştırıp da bizim istediğimiz değerleri sağlarsanız minimum 1 watt çıkış alırsınız. Ama bu transistör MOSFET'tir. Çok güçlüdür. Düzgün soğutursanız istediğiniz kadar watt alabilirsiniz. Tabii bu istediğiniz watt derken 10 watt alamazsınız. Tabii ben bundan maksimum çok kısa bir sürede 6 watt falan aldım. Standart olarak ciddi soğutucuya bağladığım zaman 4 watt, 4.5 watt rahatlıkla alabiliyorum. Bu devreyi biraz daha az ısınır şekilde 3 watt'a ayarladım arkadaşlar. Peki buradaki malzemeler ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu transistör MOSFET bir transistördür. Her MOSFET transistörde olduğu gibi bunun da bir bias voltajı vardır. Buradan kondansatörlerle filtre dediğimiz 12 voltumuzu burada 5 volt 100 miliampere düşürürüz. Buradan yine kondansatörle filtreleriz. Bir tane direncimiz vardır. Bu dirençten geçiririz. Buradan ikinci direncimizden şaseye filtreleriz. Burada zaten bir düşük bir voltaj oluşur. Buradan da şuradan beri geçiyor. İkinci direncimizden transistöre gireriz. Bu devrenin bias voltajı 1.4 volttur. Bu 1, 2, 3 tane direnç ve kondansatörlerle birlikte tam 1.4'ü elde ediyoruz. Burada da devremizin çalışmasını gösterdiği için yani elektriğin girdiğini gösteren bir tane LED vardır. Bu işin süs kısmıdır. Takmayabilirsiniz de. Evet arkadaşlar. Devrenin çalışmasının kısa açıklaması budur. Buradan 10 miliwatt girilir. Tabi frekansı 1 MHz ile 350 MHz arasında çalışıyor. Çıkışta da 1 MHz ile 350 MHz arasında çalışıyor. Arkadaşlar şemada ben şuradan yani girişten şaseye bir kondansatör girdim. Bunun önemi şudur. Bazen devrelerde yani buraya gireceğiniz devrenin arka kısmındaki devrede PLL devresinde ya da ona benzer devrelerde farklı farklı kondansatörler ya da bobinler olabilir. Eğer ki buradan verdiğiniz frekans sapıtır da yani mesela 100 MHz buradan veriyorsunuz. Buraya girdiniz ama çıkıştan işte 102, 105, 108 gibi saçma sapan frekanslar alıyorsunuz. O kondansatörü canlı ile şase arasına bağlayın arkadaşlar. 10 pikofarad bağlayın. Ok gibi çalışıyor. Ben mesela FM'de kullanıyorum ama daha düşük frekanslarda kullanmıyorum. Gerek duymuyorum. Olayımız budur. Evet arkadaşlar. Burası benim evimdeki mini atölyem. Malzemelerim. Kendi yaptığım cihazlar. Bu frekans metre arkadaşlar. Pardon, sinyal jeneratörü arkadaşlar. Bununla istediğiniz frekansa girip OK tuşuna bastığınız anda 35 MHz ile 4000 MHz arası 10 miliwatt sinyal sağlıyor arkadaşlar. Sinüs dalga sağlıyor. Bu zaten her zaman kullandığım wattmetre. Frekans ve watt gösteriyor. Bu güç kaynağım. Voltaj ve akım ayarlı güç kaynağım arkadaşlar. Bu da kendi yaptığım havyam. Ben iş yerinde mesela Quick'in çok profesyonel bir havyasını kullanıyorum. TZ1200A. Eve de bir tane almak istediğimde çok ciddi rakamlar zaten bunlar. Bir 1500-1600 liralık bir havya. Gerek duymadım. Bir tane rezistansını aldım. Bunların rezistansı uzun ve çıkmalı. Kaç voltla çalıştığını yavaş yavaş voltajı artırarak öğrendim. Ve 6 ile 12 arası istediğiniz voltajla çalıştırabildiğinizi gördüm. Ve bir tane adaptör yaptım. Ayarlı adaptör. Voltmetreyi de koydum. Isıyı görmüyorum ama en azından kaç voltla çalıştığını gördüğüm için bir fikrim oluyor. Bu şekilde havya yaptım arkadaşlar kendime. Yani maliyeti 300-400 liraya düşürdüm. Tabi bunun rezistansı da pahalı arkadaşlar. Evet. Radyo frekansla uğraşanlar bunun gibi şeyler yapabilir arkadaşlar. Şu cihazın Çin'deki fiyatı 150 lira. Kutuladım. Buton takımını
dışarı taşıdım. Şu cihazın Çin'deki fiyatı 200-250 lira arası. Bunu da kutuladım güzel bir şekilde. Bu zaten daha önceki işlerimden biriydi. Hatta o cihaz yani hala kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Arkadaşlar radyo frekansla uğraşıp da kendine hobi edinerek atölye yapmak isteyen arkadaşlar. Yani toplamda şu 4 tane cihaza 1000 lira 1500 lira bağlayaraktan çok güzel bir atölye yapabilir kendine. Bu da Surecom'un SVR watt metresi. Arkasına bağlı olan şey yük direnci 50 ohm 100 wattlık bir direnç taktım. Yani watt ölçmek için genelde SVR ve watt ölçmek için kullanıyorum. Bu kadar. Şimdi devremizi çalıştıralım ve görelim. Evet arkadaşlar, bağlantılarımızı yaptık. Her şeyimiz hazır. Sinyal jeneratörümüzü 50 MHz ayarladım. Frekans metremiz, watt metremiz hazır. Voltajımızı 11,6 volt ayarladım. 12 volt vermedim henüz. Vereceğim. Daha da yükseltebiliyorsunuz. Evet. Elektriği verelim arkadaşlar. Evet. Elektriğimizi verdik. Herhangi bir çıkış yok. Evet. 50 MHz üzerinden çıkış veriyoruz. Evet. 11,6 voltta 2,6 watt verdi arkadaşlar. Devremiz çalıştı. Evet. Yükseltiyoruz. 100 MHz. Evet arkadaşlar. 100 MHz'e direkt 3 watt verdi. 150 MHz diyelim. 150 MHz'e 0,1 watt verdi arkadaşlar. Hemen kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar. Söylemeyi unuttuğum bir detay karşıma çıktı test anında. Çıkışta şasiye paralel bir tane kondansatörümüz var. Bu kondansatörü düşük frekanslarda kullanıp yüksek frekanslarda kullanmıyoruz. Şemada ben bu kondansatöre zaten değer vermedim. Burada 10 pikofarad bir kondansatörümüz vardı. Bunu çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yüksek frekanslı. FM'de de çıkarabilirsiniz. FM'in üzerinde de çıkarabilirsiniz. Evet. Tekrar deniyoruz. Evet arkadaşlar. 150 MHz ve 3,2 watt verdi. Devam ediyoruz. 200 MHz'e 2,3 watt verdi arkadaşlar. Bu wattın düşmesi çıkıştaki kondansatörlerle alakalı arkadaşlar. Bunu kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Bu frekans yükseldikçe düşmeye devam edecektir. Evet. 250 MHz'de 0,7 watt'a düştü arkadaşlar. Bu kondansatörleri yükselterek veya düşürerek bu wattı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Devremiz bakın çok stabil çalışıyor. Yani 250 MHz ama 249,997. Bu da tabii ki kablo sapması falan filan olabilir. Evet. 50 MHz. Ya da karmaşık bir şey yapalım. Mesela 173 ya 175 250 5 diyelim. Mesela 175 MHz'e 2 watt verdi arkadaşlar. Yine kondansatörlerle oynayarak, değiştirerek, yükselterek, düşürerek bu wattı yükseltebiliyorsunuz. Önemli değil. Bu frekanslarda 2 watt bile muhteşem bir güçtür. Evet arkadaşlar, devremiz çalıştı. Bakın 12 voltta yarım amper çekiyor. Evet, şu anda devre soğutucusuz çalışıyor. Hala bozulmadı ama bayağı bir ısınmış. Yani 60 dereceyi falan bulmuş. Evet, soğutucusuz. Aşırı çalıştırmamak lazım tabii ki. Evet, devremiz çalıştı arkadaşlar.
Arkadaşlar bu tasarıma ben çok uğraştım. Yani 2 ay falan uğraştım. Bayağı bir uğraştım. Yani her türlü çalıştırmak için ayarladım. Bu transistörümüz çok yüksek frekanslara çıkabiliyor. Bu transistörümüz 1 GHz'e kadar hizmet veriyor. Şimdi şurada şemada 6.8 kilo kullandığımız bir tane direnç var. Ben burada 6.8 bulamadığım için 4.7 taktım. Bu direncin amacı bias voltajının gücünü ayarlamaktır arkadaşlar. 4.7 kilo ohm takarsanız bu transistörün, şu transistörün maksimum bias voltajını verirsiniz bu şemada. Ama ya bana 1 watt, 1.5 watt yeter diyorsanız ve ısınmasını da istemiyorsanız bunu 10 kilo ohm takabilirsiniz arkadaşlar. O zaman 1 watt, 1.5 watt arası güç verir ve transistörü hiç zorlamadan çıkış alırsınız. Onun haricinde şuradaki kondansatörlerden bir tanesini taksanız da yeter. Bakın ben burada fazlalık kullandım. Çünkü yani plaketi bir kere yaptırıyoruz. Kondansatör yetersiz kalmasın diye. İki tane paralel taktım. Buradaki kondansatörü 100 MHz üzerinde kullanmayın arkadaşlar. Kullanabilirsiniz, sıkıntı yok. Ama kullanmazsanız daha iyi performans elde edersiniz. Evet arkadaşlar. Bu da Surecom watt metre, frekans metre. Bir de bunu da deneyelim. Evet, devreye elektrik verdik. Şu anda SVR 1.12, frekans 100 MHz'in altında olduğu için okumuyor. Bakın 3.33 watt arkadaşlar. Şu anda muazzam çalışıyor. Frekansı yükseltelim. 150 MHz. Evet bakın frekans hanesi geldi. 149.998. 2 watt arkadaşlar. Yani sonuçlar %99 aynı. Yani frekans metrede herhangi bir hile ya da bozukluk, arızalık yok. Yani bu cihaz, bu devre muazzam çalışan bir devre arkadaşlar. Arkadaşlar devremiz çalıştı. Bu devreyi nerede kullanırız? Amatör telsizlik uygulamalarında mesela 7 MHz, 14 MHz veya daha üst MHz'lerde kullanabiliriz. Yine FM vericilerde kullanabiliriz. İlgili konularda anons sistemlerinde kullanabiliriz çıkış katı olarak. Buna benzer uygulamalarda kullanabiliriz. Bu devre gerçekten profesyonel bir devre oldu. Ben bu devreyi çok güzel bir soğutucuya bağlayıp 4.5 watt'a kadar güç aldım arkadaşlar. Soğutucuya muhteşem şekilde monte ettiğim için zerre kadar ısınmadı da. Bu devreyi bu şemada ben 3 watt'a kilitledim. O bahsettiğim direnç 4.7 kilo ohm takınca zaten. Çok güzel soğutursanız 4 watt'a kadar görüyorsunuz 12 voltta. Daha yüksek voltajlar verebilirsiniz. Yani ben 19'a kadar denedim ama siz 19 vermeyin tabi, 15'e kadar verebilirsiniz. Transistörü soğutmak çok önemli arkadaşlar. Şu anda yani bu devre soğutucusu ben 15-20 dakika boyunca çalıştırdım az önce. 60 dereceyi falan gördü. 60 derece transistörün bozulması için gereken bir ısı değildir, yüksek değildir. Yani transistörler genelde 105 derece, 115 dereceyi görürler. Dolayısıyla 60 derecede bozulmazlar ama tabii ki neden ısınsın? Yani sonuçta elimizde bir soğutucu varsa, güzel bir soğutucu varsa onu kullanabilirsiniz. Güzelce monte ederseniz 4-4'lük çalışacaktır arkadaşlar. Devremiz oldukça küçük. Toplamda şu kadar bir boyu var. Arkadaşlar bu devrenin en güzel özelliği direkt tak çalışsın. Ayar yok, hiçbir şey yok. Eksiksiz şekilde malzemelerini takarsanız 4-4'lük çalışacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Dikkat etmeniz gereken hususlar da yok arkadaşlar. Neden? Çünkü malzemenin ismi cismi her şey belli. Burada kondansatör farkı çok olmayacaktır. Çünkü bu Türkiye'ye giren SMD kondansatörlerin %90'ı Samsung üretimi. Yani Samsung marka kondansatörler çok güzel. Nereden alırım diyorsanız çeşitli siteler var. Direnç.net'ten alabilirsiniz. Bluemavi'den alabilirsiniz. Yeni keşfettiğim mükemmel bir site Özdisan Elektronik'ten alabilirsiniz. Bayağı bir kapsamlı çalışıyorlar. Bunun haricinde
Başka bir uyarım, başka diyeceğim bir şey yok. Çok yüksek güçler, yani 4,5 watt gibi güç almak istiyorsanız transistörü mükemmel soğutmalısınız arkadaşlar. Onu da nasıl yaparsanız onu da söyleyeyim. Transistörün üst kısmında plakete bağlı olan soğutma kısmının üzerindeki bakırı komple kazıyıp bir tane bakır ped bulup, bakır ped diye satılan şeyler var. Dümdüz pürüzsüz bakır levhalardır. Onu L şekilde katlayıp çıkış transistörünün soğutucusuna ve kenarındaki bakıra güzel şekilde lehimleyip diğer kıvrık tarafını da soğutucuya vidalayabilirsiniz. Bu şekilde mükemmel çalışıyor. Ben devrelerimde öyle yaptım. Güzel, yani gayet güzel. Onun haricinde diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Yani bu devreyi 1 MHz ile 350 MHz arasında güç sağlamak için kullanabilirsiniz. Arkadaşlar 3 watt düşük bir güç değildir. Özellikle telsiz sistemlerinde ya da radyo frekans sistemlerinde 3 watt düşük bir güç değildir. Mesela buradan 5 kilometre ileride bizim rölemiz var. Bu rölenin bir tane anteni var. Ben buradan frekans jeneratöründen rölenin alma frekansını girdiğim zaman herhangi bir, yani anten çıkışına böyle bir tornavida sapı bile değdirsem 10 miliwattla oradan röleyi kontrol edebiliyorum, açabiliyorum. Yani 10 miliwatt, 0,01 watt. Bu 3 watt. Yani kıyaslamasını ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.